AK Parti Genel Başkan Vekili Son Başbakan Binali Yıldırım geldiği baba ocağı Erzincan'da partililer ve vatandaşlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Karşılamaya AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, parti yönetimi ve çok sayıda partili katıldı. Karşılama programında bir konuşma yapan Binali Yıldırım şu ifadelere yer verdi. Ramazanınız mübarek olsun. Yaklaşan Ramazan bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim sağlık içinde, huzurla, birlik beraber. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi söylediğiniz her şarkıda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bayramı hep beraber burada karşılayacağız. Ama unutmayalım, Mayıs'ın 14'ünde bir bayramımız daha var. Can Erzincan, 14 Mayıs'a hazır mı? Milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla tekrar Cumhurbaşkanı seçmeye var mısınız? Var mısınız? O halde ne diyoruz? Durmak yok! Durmak yok! Durmak yok! Maşallah. Erzincan vekillerinin yanında. Erzincan işi bitirmiş. Erzincan vekillerimiz. Vekillerin yanında. Erzincan burada. Vekillerin yanında. Erzincan burada. Vekillerin yanında. Süleyman Bey. Mehmet Cavit Şireci. Kardeşimiz Burhan Bey. Bu dönem çok güzel hizmetler yaptı. Bayrağı ondan. İl başkanımızı alıyor. O da güzel hizmetler yapacak. Ve aynı zamanda Sebahattin Hoca, Sebahattin Karakelle vekilimizin de hizmetleri var. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Erzincan'ın efsane başkanları Yüksel Çakır ve Cemalettin Kassoğlu isimle ve Cumhur İttifakı olarak belediye başkanımız Bekir Aksun da bizimle beraber birlikte yürüyeceğiz ve inşallah Erzincan'da tekrar 2'de 2 yapacağız. Buna hazır mısınız? İnşallah. Rabbim gayretinizi, gücünüzü arttırsın. Erzincan bunu hak ediyor. Sizler bunu hak ediyorsunuz. İnşallah çok çalışacağız. Daha çok gayret edeceğiz. Ve sonunda da Rabbim bizleri muvaffak edecek. Gayret bizden, tevfik Cenab-ı Hak'tandır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından yüzlerce araç eşliğinde konvoy yapıldı. Thank you.
Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, Çayırlı'da sevgi ve coşkuyla karşılandı. Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulunan Mustafa Sarıgül, Çayırlı, Tercan ve Mercan'a ziyaretlerde bulundu. Burada bir konuşma yapan Mustafa Sarıgül şu ifadelere yer verdi. Üç kelimeyle Çayırlı'yı anlat diye kimdir Çayırlı'lı? Aynen şöyle derim. Örflerine, törelerine bağlı. Çayırlı'lı olmak kolay iş değildir. Çayırlı olmak için önce delikanlı olacaksın, sonra mert olacaksın. Aklıma şu geldi. Şunu unutmayın. Dağlar. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engelidir. Gülümle gezersin günlerin geldi. Yoldan baktığından vurdum adı şen. Aslı yerden gidip kılıcım kuşan. Gülümle gezersin sordular. Dediler ki Erzincan yolları uzundur. Bu yollarda nasıl gezeceksin? Ben dedim ki yollar uzun ama benim yol arkadaşlarım aslan. Yol arkadaşlarım kral. İşte yol arkadaşım çare doktor. Karanlığa bir ışık tutalım haydi. Geri yol. Bir Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iftar programı düzenlendi. Polis evinde düzenlenen programa Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Doktor Ali Öztürk, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan eski milletvekili Sebahattin Karakelle, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Emniyet Müdürlüğü personelleri katıldı. Düzenlenen iftar programı kapsamında bir konuşma yapan Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kur, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen iftar programına katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti. Ardından söz alan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman, Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm polislerin haftasını tebrik ettiler. Programda son olarak konuşma yapan Vali Mehmet Makas, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutlayarak başladığı konuşmasında "Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Yaşanan depremlerden dolayı buruk bir yıl geçiriyoruz. Depremde hayatını kaybeden tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İlimizde mesai mevhumu gözetmeksizin canını dişine, gecesini gündüzüne katan, gerektiğinde büyük fedakarlıklar göstererek vazifelerini icra eden başta emniyet müdürümüz olmak üzere tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi. Yapılan konuşmaların ardından dua edilerek hep birlikte iftar yapıldı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programı içerisinde yer alan 10 metre havalı silahlar ünilik atıcılık Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Yiğit Geçim 10 metre havalı tüfek müsabakalarında Türkiye ikincisi oldu. 11-12 Nisan 2023 tarihleri arasında Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonu'nda gerçekleşen müsabakalara birçok üniversiteden sporcular katıldı. Havalı tüfek ve havalı tabanca kategorilerinde yarışan sporcular hedefe en iyi şekilde vurarak en yüksek puanı toplamaya çalıştı. Havalı tüfek büyük erkekler kategorisinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Yiğit Geçim 612,3 puan alarak Türkiye ikincisi olma başarısını gösterdi. Erzincan 9-21, Erzurum 4-19, Sivas 7-20, Gümüşhane 7-21, Bayburt 5-19, Giresun 15-19, Elazığ 10-26, Tunceli 9-26, Bingöl 10-26, Malatya 9-24, Yozgat 5-17, Amasya 9-20, Kars 2-18, Van 6-21, Ağrı 8-21. Dolar 18.62, Euro 18.07, 22 ayar altın 956 lira, tam altın 6.760 lira, yarım altın 3.380 lira, çeyrek altın ise 1.690 liradan işlem görüyor.